This conference will now be recorded. Merhaba arkadaşlar. Bir Jack İstanbul etkinliğinde yine bir aradayız. Bugün Red Hat mühendislerinden Aykut ile birlikteyiz. Merhabalar. Bugün Debezium ve Apache Kafka üzerine sanırım yine Kafka operatörleri üzerinden bir şeyler anlatacaksın, değil mi? Yine senin Aynen. yazdığın. Streamzy vazgeçilmez. Streamzy operatörleriyle yine onun üzerinden aslında anlatacağım birazdan. Okey, süper. O zaman ben sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ops. Pardon, şunu hemen büyüteyim tekrardan. Önce kendimi tanıtayım. 2,5 yıl oldu Red Hat'te çalışıyorum. Middleware ve App Dev Consultant olarak. Software Craftsmanship Turkey organizatörlerinden bir tanesiyim. Evliyim, bir kızım var. Genel ilgi alanım teknoloji. Tahmin edeceğiniz üzere. Onun dışında işte Aikido ve 80'ler temalı her şeyle ilgileniyorum. Dediğim gibi 2,5 sene oldu. Bu süreçte işte çeşitli middleware teknolojileriyle uğraştım Red Hat'te. Bir tanesi de bu işte Kafka ve onun çevresindeki Kafka'da ürünlerimizden bir tanesi AMQ Streams isimli. Bunların upstream işte Streamzy, işte bu Change Data Capture tarafında Debezium ve bunun gibi open source projeler var. Bu open source projelerle daha çok ilgileniyorum. Müşteri tarafında da bu ve bunun gibi hem application CI/CD tarafı hem de bu middleware çevresinde işler yapıyorum. Bugünkü ajandamız yaklaşık olarak şey olacak. Önce dual write'lardan yani çifte yazma mı diyelim buna, çifte yazmalardan bahsedeceğiz. Bunun problemi neler? Yani bu ne gibi sıkıntılar doğuruyor? Bunu yapabiliyoruz ama aslında nasıl yapmalıyız? O tarafa bir giriş yapacağız önce. Ardından da Change Data Capture konusuna bakacağız. Hani ilk kısımda nasıl yapmalıydık'ın cevabı zaten Change Data Capture. Change Data Capture'ın use case'leri ve pattern'leri neler? Bir onlara göz gezdireceğiz. Kaç tane Change Data Capture tipi var? Bunun kullanım alanları neler? Ve işte hani deployment topolojileri, bunu Kubernetes'te veya OpenShift'te nasıl kullanırız ve şey hani Change Data Capture'ın aslında Debezium'un bir parçası olan Single Message Transformation konusunu ufaktan değineceğiz. Mesaj yapısını incelerken. Şimdi dual write probleminden başlayalım. Aslında bir tane servisiniz var. Hepimiz uygulama geliştiriyoruz. Bir uygulama servisiniz var. Bu uygulama servisi bir database'e veri yazıyor. Order servisiniz var. Order database'inde ya da kendine ait database olabilir, genel de olabilir. Bir kayıt atıyorsunuz. Yarın öbür gün dediler ki, kardeşim sen bunu cache'le. Yani cache kullan. Tamam. İşte hani çeşitli framework'ler önüne şeyin servis seviyesinde cache'ler koyarak önce database'den query çek, cache'de yoksa bunu işte git cache'e yaz, sonrakileri TTL süresince cache'den oku diyebiliyorsunuz. Ama nihayetinde orada bir T anında bir cache'e yazma var. Ve burada işte çeşitli transaction'lar dönüyor. Aynı şeyin transaction'ın içinde olması gerekiyor gibi use case'ler ortaya çıkabiliyor. Onun haricinde senkron komünikasyon olduğu için cache database'i gitti. Hani veya başka bir networksel bir sıkıntı oldu. Bu gibi problemlere kafa yormanız, bu gibi problemlere çözüm bulmanız, bunu da manuel çözüm bulmanız gerekiyor. Aynı şekilde işte bir tane de bizden istediler ki search index, işte Elastic'te de biz bu dataları istiyoruz dediler. Yine aynı şekilde hani bir tanesi database'i, bir relational database olsun. Diğeri bir cache sistemiydi. Şimdi bir de işin içinde search index girdi. Benim hepsine bunu gidip datayı, veriyi transform edip farklı farklı şekillerde paralel yazmam gerekiyor ve aynı anda consistency sağlamam gerekiyor. Bunu bir şekilde yapabilirsiniz ama bu çok zor. Yani implementasyon üzerinde çok kafa yorulması gereken bir konu. Aynı zamanda da
Consistency sağlamak apayrı bir problem. Dolayısıyla kendi başına bir aslında genel bir problem teşkil ediyor bu yapı. Çözüm ne peki? Ha, bu arada şey bir mod da var, arkadaşlarımın da kullandığı. Kimden çıktı tam olarak bunu bilmiyorum ama hoşuma gittiği için ben de oradan kopya çekmek istedim. Friends don't let friends do dual rights. Yani arkadaşlar arkadaşlara, gerçek arkadaşlar diye çevirelim, tekrar yazmayı larına izin vermezler gibi bir anlam çıkıyor burada. Burada aslında şu konsept çıkıyor. Yani o kadar kötü bir şey ki arkadaş arkadaşı bunu yapmaz. Bizde de öyle bir laf var ya. Çözüm olarak da aslında bir streaming yapısı düşünün. Database'den değişiklikleri stream halinde bir işte değişiklik streami halinde alıp bir şeye koyup işte bir messaging yapısına koyup Kafka gibi işte ne bileyim ActiveMQ gibi bir messaging yapısına şeyi olan işte kendi persistence'ı olan disk üzerinde veya ne bileyim gidip bir şeye yazabilecek durable olan bir sisteme koymak gerekirse replayable olacak şekilde yani gidip bunu tekrar T anındaki datayı tekrar okuyabilecek şekilde data kaybı olmayacak şekilde buradaki eventleri bir yere akıtmak gerekiyor. Bu çözümlerden bir tanesi. Dolayısıyla change data capture pattern'i dediğim aslında bu pattern yani çeşitli implementasyonları var bunun, çeşitli yöntemleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Bu bir pattern çözümü. Burada Kafka'yı gösterdik ama bu çeşitli bir messaging altyapısı olabilir dediğim gibi. Database'den ilgili tablolarla yani white listinizde nasıl diyeyim bakmak istediğiniz tablolarla ilgili değişiklikleri capture edip bir queue'ya sırasıyla yazmak ve bunları işte çeşitli şeylerden database yapılarından database yapılarına siz connector'larla yazabilirsiniz veya ayrı bir serviste bunları consume edip messaging yapısı üzerinden bu consume edilmiş şeyleri gidip kendiniz yazabilirsiniz ama yine tabii bir connector'la falan yazmanız lazım ki oradaki orada şeye güvenebilirsiniz. O messaging altyapısının kendisine güvenebilirsiniz. Bunu yapmanın en doğru yolu da zaten bu asenkron yapıları kullanmak. Change Data Capture'da bu asenkron message yapılarını kullanıyor. Bunlardan en çok kullanılan da Kafka. Çünkü hem connector yapısı var hem Kafka Streams isimli ayrı bir aracı var. Onları kullanıp çeşitli işte transformasyonlar yaptırabiliyorsunuz vesaire. Onlara bakacağız ileriki şeylerde, sunum sayfalarında. Biraz önce söyledim, Change Data Capture bir pattern. Divisium'da bu pattern'i implemente eden teknolojilerden, open source teknolojilerden bir tanesi. Şu anki versiyonu 1.3, full open source bir proje ve çok aktif bir komünitesi var. Transaction log'larından okuyarak, database'lerdeki transaction log'larını log-based CDC diyoruz, okuyarak change event'lerini sağlıyor, yakalıyor diyeyim. Snapshotting yapabiliyor, filtering yapabiliyor. Kendi filtering özelliği var. Bunun haricinde aktif bir community olduğundan bahsetmiştik. Production'da kullanımları mevcut. Hem Red Hat tarafında productize edilmiş hali için söylüyorum bunu. Hem de open source versiyonunu ki öteki de open source. Yani enterprise yok bizde. Subscription'ını da çok kullanan var. Subscription'sız da çok kullanan var. Onu söylemeye çalışıyorum. Production'da çok fazla kullanılıyor. Hangi database'leri destekliyor? Şu an için MySQL, PostgreSQL atladığım olabilir tabii burada hani outdate olmuş şeyler olabilir. SQL Server, MongoDB, DB2. En son MongoDB ve SQL Server'da yanlış hatırlamıyorsam şeydi. Tech Preview'daydı. Onlar da GA olmuş. Product olarak söylüyorum. Open source tarafta hep zaten hani hep var bunlar. Developer Preview diye bir şey yok orada. DB2'yu şu an Divisium'u kullanırsanız
destekliyor. Red Hat CDC dediğimiz productize edilmiş hali Debezium'un. Burada bu farklılık var. GA ve Developer Preview diye. Desteklenen database'ler özetle bunlar. Bu tüm database'lerin biraz önce bahsettiğim gibi bin loglarına bakarak, transaction loglarına bakarak, örneğin MySQL'de bin loglar var. Şeyde de bakacağız. Connector'ın loglarına baktığımızda işte bin loguna bağlandığım gibi şeyler söyleyecektir. Bu bin loglarından okuyarak şey sağlıyor. Eventleri buradan yakalayıp konsüm edilebilir hale getiriyor. Şimdi şeyden bahsedelim. Hazır log based yapıdan bahsetmişken bu arada iki tip şey var. Aslında önce şu sunuma bakmakta fayda var. Şu sayfaya. Bir tanesi query based, diğeri de log based. Aradaki fark query based'i şey gibi düşünün. Her query'nin karşılığı olan şeyi yakalıyor. Sonucu olan veriyi yakalıyor. Dolayısıyla burada şey sıkıntısı var. Yani işte eski record'ları almak, ne bileyim, ondan sonra delay bağımlı olmak, delay bağımsız oluyorsun log'lardan okuduğun zaman. Zaten şeyden görüyorsunuz tablodan. Bütün değişiklikleri, şema değişiklikleri dair yakalayabiliyorsunuz log based olduğu zaman. Tabii database'in şeyleriyle bağlantılı bu. Database eğer log based bir yapı kullanmıyorsa, örneğin işte Teradata log based bir yapı kullanmıyor. Dolayısıyla orada query based, yani log yazmıyor. Dolayısıyla query based bir yaklaşımda yaklaşmanız lazım, gitmeniz lazım. Dolayısıyla o durumda Debezium'u kullanamıyorsunuz. Geri dönelim. Biraz önce dediğim gibi bütün log based yapılarda bütün değişiklikleri yakalayabiliyorsunuz. Herhangi bir işte polling delay veya overhead söz konusu değil o değişiklikleri yakalarken. Transparent writing dediğimiz şey, yani bütün yakalanan değişikliklerin tamamı yakalandığı için buna delete'ler de dahil. Dolayısıyla orada bir transparency sağlıyor. Ve en güzel özelliği, bunu Debezium şeylerinde de göreceğiz. Eski yeni, yani before önceki data buydu, yeni data bu, karşılaştırmasını çok rahat yapabiliyorsunuz. Query based şeylerde, yaklaşımlarda bu biraz daha zor. Yani işte şey yapmanız lazım orada. Kendiniz öyle bir yapı yazdığınızı düşünün. İşte Hibernate, Enversi kullandığınız vesaire. Enversi galiba query'den yakalıyor, emin değilim. Ya da kendiniz bir library yazdığınızı düşünün. Bu library ile işte şeyden, query üzerinden yakalamaya çalışıyorsunuz. Eski yeni bir yerde tutmanız, etmeniz lazım onu ki karşılaştırabilirsiniz. Log based'de zaten loglar tutulduğu için bunu yapabiliyorsunuz. Aslında temel sıkıntı orada o. Logların persistent olması. Event yapısı Debezium'daki biraz önce bahsettiğim o before after kısmı bu. Event yapısında önce bir before'umuz var, bu objenin, o database objesinin önceki halini teşkil ediyor, gösteriyor. Nullsa zaten demek ki yeni oluşturulmuştur. Biz zaten altta, bilmiyorum orada rahat gözüküyor ama şurada mouse imleci gözüküyordur herhalde, sağ alt köşede op eşittir c diye görüyorsunuz. Bu op eşittir c demek, bu bir create. Şeyden hatırlayın önceki sunumdan, önceki sayfalardan. CUD yani create, update, delete, bunları yakalıyoruz. Burada da onu görüntülüyor. After state'i gösteriyor, yani değişmiş olanı. İşte diğer metadata bilgileri. Bu hangi DB'de duruyor? Hangi tablodan bu datayı çektik? İşte position'ı ne? Ondan sonra ne bileyim hangi MySQL bin log dosyasından ben bunu çektim gibi metadata bilgileri de sağlıyor. Bu datanın, yani sağda gördüğünüz datanın sağdaki zaten JSON ama en azından o data kısmını çeşitli serialization formatı var. Default'taki JSON sanırım Avro'ya çevirebiliyorsunuz. Avro objesi ne çevirebiliyorsunuz. Veya işte Cloud Event spesifikasyonu var. Belki duymuşsunuzdur CNCF dahilinde. Cloud Event de kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu, nasıl diyeyim, bu formatları işte ne bileyim bir şey registrisinde, event registrisinde işte şey gibi, ismi aklıma gelmiyor, Apicurio registry var, işte bu şema formatlarını, şema registrisinde
tutabiliyorsunuz. API Curia'nın bir şema registrisi var. Red Hat'çi arkadaşların geliştirdiği. Orada da saklayıp bu şemaları kullanabiliyorsunuz aynı şekilde. Single message transformasyondan, yani transformasyon yapılabildiğinden bahsetmiştim. Bu şu açıdan önemli. Atıyorum bir işte MySQL'den demoda da göreceğiz bunu, bir data okuyacağız. Bize bütün işte bilgiler gelecek şeyindeki, şu sağda gördüğünüzün daha büyüğünün geldiğini düşünün. İçerideki datayla da alakalı olacak şekilde. Bir blog post objemiz olacak. O blog post objesi işte metadatası, başka bilgileri vesaire. Biz şunu diyebileceğiz bu transformasyonla. Sadece tablodaki bana şu, pardon, sadece şey getir. İşte ne bileyim, OP ile, şurada OP var ya, operation demek. Operation'la tablonun bilgisini getir diyebileceğiz. Ve key value vereceğiz string tipinde. Dolayısıyla bu gidecek, kendisi bir transformasyon yapacak, bir message transformation yapacak. Bunu şey gibi düşünün, hani Camel'la uğraşmış olanlar varsa aranızda. Camel'ın yaptığı gibi bir transformasyon yapıyor kendi içinde. Çok şey değil, bir lightweight bir transformasyon bu. Dolayısıyla şeyi sağlıyor. Kafka'ya atarken ben mesajı transforme edilmiş şekilde atacağım. Daha sonra demoda da göreceğiz, biz bunu alıp şey atacağız, Elasticsearch'e atacağız. Elastic'te de ben o veriyi transform edilmiş halde, yani küçültülmüş halde göreceğim. Çok pardon. Burada da ondan bahsettik. Yani transformasyon yapabiliyoruz. Divizyumda çok güzel bir özellik. Paternleri biraz inceleyelim. Önce use case'lere bakalım. Use case'lerle zaten birlikte bazı paternler gelecek. O paternleri nasıl change data capture'ın desteklediğini aslında. Daha doğrusu Divizyum'da change data capture'ın nasıl desteklediğini göreceğiz. Bir tanesi data replication. Aslında ilk bahsettiğimiz konu, orada bir tane uygulama vardı. Uygulama tek bir database yazıyordu. Bir database yazılımını replike etmek istemiştik. Burada uygulama tarafını göstermiyoruz. Sadece şeyler var, database'ler var. Birden fazla database var hatta. Bu birden fazla database'i replike etmemiz gerekiyor bir yere. Bir başka database'i, başka uygulamaya vesaire, third party bir komponente diyelim. Ve elinizde şey var, message queue altyapısı Kafka var. Dolayısıyla Divizyum dahilinde söylüyorum, biz bunun başına ve sonuna birer connect objesi, connect cluster'ı diyoruz aslında şey tarafında. Bir connect yapısı kurarak, Kafka connect yapısı kurarak ve işte MySQL için ayrı bir connector, ayrı bir Divizyum connector'ı. Şey için, PostgreSQL için ayrı bir Divizyum connector'ı koyarak biz bunları Kafka'nın içine produce edebiliyoruz. Produce ettiğimiz şeyi okumamız lazım third party yerlerden. Başta da demiştim ya, burada connector kullanmak daha büyük avantaj sağlıyor diye. Diyelim ki Elasticsearch yazacağız. Elasticsearch connector'ı kullanıyoruz. Bu connector'dan kastım burada aslında şey düşünün işte Apache Kafka Connect connector'ı. Bir connector objemiz var. Demoda göreceğiz zaten. Bu connector objeleri aslında bizim bu Kafka Connect'in şeyini kullanmamızı sağlıyor, yeteneğini kullanmamızı sağlıyor. Tabii container dünyasında, ben bunu OpenShift üzerinde göstereceğim. Container dünyasında her şey imaj olduğu için, dolayısıyla bu arkadaşların işte Kafka Connect ayrı bir imaj, connector'lar ayrı birer imaj. Bunların şeyini yapacağım, demoda bunların detayını göstereceğim. Elasticsearch'e yazdırmak istiyorsunuz. Elasticsearch connector'ı kullanmanız lazım veya aynı dataları, sonuçta bu bir şey, publish subscribe sistem, yani şey gibi, konferans esnasında şu anki gibi ben producer'ım, produce ediyorum, çıktınız alamıyorsunuz, girdiniz almaya devam ediyorsunuz, aynı mantık aslında burada. Bir şey var galiba, soru mu acaba? Evet, Kafka Streams kullanarak target'a şöyle, Apache Kafka'ya yazdırmak diyorsan aslında şey örneği var. Use case'lerden bir tanesinde Kafka Streams'li bir örnek var. Şey yapacağım, bahsedeceğim.
Direkt Kafka Streams kullanarak bildiğim kadarıyla yok. Yani şey yapman lazım, manuel yapman lazım onu. Kafka Connect kullanılıyor diye biliyorum Debezium'da. Kafka Streams'te, daha doğrusu produce ettiğin noktada Kafka Connect kullanman lazım ama consume ettiğin noktada herhangi bir şey olabilir. Onun örneğini göstereceğim. Bir sonraki, zaten bu senin bahsettiğin tam yerinde sormuşsun hocam. Bir tanesi CRM servisiniz var. Database'e yazıyorsunuz. Her zamanki gibi. Kafka Connect, Debezium Connector'ımız var orada. MySQL olsun. MySQL Connector'ı var. Şeye yazıyoruz. Kafka'ya yazıyoruz. Ne yazıyoruz peki? Neleri yazıyoruz bu CRM servisi üzerinde? Diyelim ki işte CRM servisindeki şeyleri, transaction'ları şey olsun işte money transaction olsun ve custom eventleri yazdığımızı varsayalım. Farklı iki tablodaki eventleri farklı iki Kafka topiğine yazdığınızı düşün. Nasıl konsüm edeceğiz? Burada işte Kafka Streams devreye girebilir. Nihayetinde Kafka'ya yazdığınız her şeyi isterseniz kendi konsümörünüzü yazın, client'ınızı oluşturun. Herhangi bir dille. İsterseniz Streams kullanın, isterseniz Connect kullanın. Hiç fark etmez. Burada Kafka Streams kullandığınız senaryoda bu ikisini alıp transaction'ları ve customer event'leri alıp atıyorum bir aggregation yapmak istiyorsunuz. Çünkü başka bir uygulama bunu kullanacak. Camel kullanmak istemediğinizi atıyorum. Hani Camel'la da aggregation yapıp tekrar Kafka'ya yazdırabilirsiniz. Çeşitli yöntemleri var. Streams kullanacağım dediniz. Aldınız. Bunları aggregate ettiniz. Dediniz ki enriched customers yani zenginleştirilmiş customer'lar. Bu iki şeyi birleştirerek transaction'ları ve customer event'leri birleştirerek ayrı bir customer, enriched customer objesi yarattınız ve bunu da enriched customers topiğine yazdınız. Diyelim. Örneğin şu aslında customer objemiz vardı. Customer verilerimiz vardı diyelim. Stream edilmiş. Aynı şekilde transactionlarımız var. Bunların ortak transaction ID'leri var. Ortak transaction ID'leriyle işte dedim ya demin işte Camel kullanmak bir çözüm değil. Hali hazırda Kafka Streams deli gibi şirkette kullanılıyor. Çok iyi biliniyor. Aggregation üzerinde uzman bir arkadaş var. Yani data aggregate edecek bir şey yok orada. Stream edilen şeyi alıp birleştirip tekrardan Kafka'ya verecek. Bunu yaptığı zaman böyle bir obje ortaya çıkıyor. Ve o objeyi tekrardan Kafka'ya yazdırıp consume edecek arkadaşlara sunabiliyorsunuz. Şimdi mikroservislerle ilgili biraz paternlere ve use case'lere geçelim biraz da. En zevkli kısım, hatta çok sevdiğim bir tane patern var. İlk bakışta bu baktığınız zaman aslında kabaca hani biraz yukarıdan aşağıya doğru gidiyoruz. Microservices Data Exchange. Yani bunu sadece Event Exchange gibi düşünmeyin. Ne oluyor? Atıyorum 3 tane order, item ve stock diye 3 tane mikroservisiniz var. Bunların kendi database'leri var genel paterne göre. Bu kendi database'lerindeki eventleri bir yine event bus demek istemiyorum ama hani message bus da demek hiç istemiyorum. Bir messaging yapısına yazdırdınız. Bu messaging yapısında işte stock change birinden, stock servisinden, item change birinden koyduğunuz veya şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani arada transformasyon yaptırıp veya işte başka bir transform edecek obje koyup, komponent koyup direkt datayı da yazdırabilirsiniz. Datayı okuyup direkt yazabilirsiniz. Hani çok fazla şey var. Dolayısıyla bunu sadece şeyi düşünmeyin. Event sourcing yapısı gibi düşünmeyin. Dolayısıyla ilk use case'imiz bu. Aslında mikroservisler arasındaki data alışverişi. Data veya event alışverişi. Event de bir data. İkincisi aslında biraz oraya doğru yaklaşıyoruz. Outbox pattern'i. Outbox pattern'ını da biliyorsunuz. Bilmeyenler için de açıklamış olayım. Birden fazla mikroservisimiz var. Ve bir şekilde bu mikroservisler arasındaki bizim event'e dahil data alışverişini yaptırmamız lazım. Bunun için ne ihtiyacımız var? İşte durable olan bir yapıya. Burada Apache Kafka'yı koyduk. Kafka Connect ve Debezium connector'larını kullanıyoruz. Burada order servisindeki bu örnekte değişiklikleri dinleyerek, değişiklikleri capture ederek Kafka'ya yazdırıp işte order eventler ve creditworthiness check events gibi bir şey dedim. Bu ayrı iki eventi
Bu birden fazla tablo da olabilir tabii. Hangi servisler ilgileniyorsa bu eventlerle. Çünkü kendi database'lerinde de bununla ilgili şey var. Bounded context mevzusu var ya bu şeydeki, domain driven design'daki. Ortak kümelerin, bounded context'lerin ortak şeyleri var. Kesişim kümeleri var diye ifade edeyim. Bu kesişim kümelerini tamamlayabilmek için işte shipment servisi order events'ten besleniyor. Kendi database'inde kendisinde ilgili olan tabloya bunları event'in yapısına göre update ise update geçiyor, delete ise delete geçiyor. Bu aslında bir event sourcing yapısı. Outbox pattern'i bunu ifade ediyor burada. Burada da Divizium'u database'den aslında yani event sourcing'in başladığı nokta olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla CDC Change Data Capture pattern'i bu durumda da Divizium event sourcing için oldukça önemli bir pattern. Çünkü şeyi sağlıyorsunuz. Bunu kendiniz yaptığınızı düşünün. İşte query based bir yapı oluşturduğunuzu düşünün. Veya gidip kendiniz bin noktalarından, o transaction noktalarından pardon okuduğunuzu düşünün. Büyük bir şey sağlıyor. Kolaylık sağlıyor. Divizium'u kullanmak. Ve Kafka'yı kullandığınız zaman işte Kafka connector'larını da kolayca kullanarak bunu hızlıca bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla mikro servisleriniz arasındaki hem data hem event akışı asenkron olarak haliyle sağlanmış oluyor. Ve herhangi bir failure durumunda da nihayetinde işte Kafka'nın özelliği replay edebiliyorsunuz. Gidip tekrar okuyup yazabiliyorsunuz. Tabii orada da şeye dikkat etmek lazım. Aynı veriyi yazmamasına dikkat etmek lazım. Onlar için de farklı paternler var. En sevdiğim Strangler patern. Bir müşterilerde en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Monolitiniz var. Monolitten mikroservise çevireceksiniz. Ama bunu tabii birden her şeyi parçalayayım, yapayım şeklinde yapamazsınız. Ne olması lazım burada aslında? Sonraki şeyi göstereyim. İşte customer bounded context'iniz var. Customer domain'iniz var içeride. Ve bunun hakikaten hani organizasyon olarak da ayırabilecek vaziyettesiniz. Dediniz ki customer'la biz bir başlayalım mikroservisleri ayırmaya. Parantez içinde söyleyeyim hani mikroservisler kesinlikle şey değil. Bu arada hani bir must değil, monolit de bir anti-pattern değil. Parantezi kapatayım burada. Ama hani mimari organizasyonel yapınız, işte kültürünüz, DevOps kültürünüz buna müsaittir. Ve mikroservisler hakikaten bizim için faydalı olacak demişsinizdir. Ne bileyim bir işte Kubernetes veya OpenShift platformu kullanıyorsunuzdur. Dolayısıyla işte hani distributed yapıyı kolay sağlamak istemişsinizdir. Mikroservis yazacağız demişsinizdir. Dolayısıyla ilk mikroservisinizi seçmişsinizdir ve ayıracaksınız. Bu ayırma paternini yani monoliti tutup mikroservisi yanına koyup ayırdığınız dünyaya ayırdığınız yönteme Strangler pattern deniyor. Ayırdık. Aykut Peki Hocam, efendim. bir sorumuz var. İstersen daha sonra da alabiliriz ya da bir önceki geçen konuyla ilgili olabilir. Şimdi hemen bakayım. CQRS'i sağlamış oluyor muyuz? Nasıl? Şurada mı? Şurada CQRS'i sağlamış oluyoruz. Ama şöyle farklı database'leri var. Ya SQLS aslında şey, evet sağlamış oluyoruz. SQLS bu arada biliyorsunuzdur bu relational database'lerin temel paterni yani yıllardır kullanılan bir şey. İşte master slave ilişkisi. Slave'ler sadece read olur. Master write kabul eder. Bunun da en temel şeyi performanstır. Burada da SQLS evet sağlamış oluyoruz. Zaten şey genelde birlikte telaffuz ediliyor. SQLS event sourcing ve şey CDC hatta yanında parantez içinde bunu Taner Hocam çok sevecektir. Event storming ve DDD konuları da yanında telaffuz ediliyor. Çünkü bunların hepsi bir bağlantılı şeyler. Bu durumda eğer hocam burayı sorduysanız Oğuz Hoca şey sağlanıyor. SQL'e sağlanmış oluyor. Çünkü farklı database'leri var. Yani şey de olabilir. Shipment servisi de customer servisin database'i aynıysa
ki olmaması lazım. Bunların mikroservis olduğunu varsayıyoruz. Mikroservis oldukları durumda Outbox paternine göre sağlanıyor CQRS, evet. Ama şey değil, hani ayrı paternler, bu olunca bu oluyor demek çok zor. Bu durumda farklı mikroservisler ve evet, şu sağlanmış oluyor. Bir taraftan siz aslında bir tarafı read olarak kullanıyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle, order servisi write ediyorsunuz, oradan okuyup diğer tarafa yazıyorsunuz, orayı da read olarak kullanıyorsunuz baktığınız zaman. Umarım cevap olmuştur. Hemen şuradan devam edeyim. Ne yaptık? Customer'ı ayırdık. Customer mikroservisini. Ama monolitin içinde customer yaşamaya devam ediyor. Buradan bu monolite read ve write'lara devam ediyoruz. Ancak bu bir süreç dedik. Yani işte application modernization veya migration dediğimiz bir süreç bu. Migration biraz daha farklı ama. Bu süreçte, bu sürecin ilk adımı aslında. Bu sürecin de ilk adımında çok kolaylık sağlıyor bir CDC kullanmak. Burada da Divizium'u kullanmak. Çünkü dediğim gibi şeyde Monolith'in database'inden şurada araya Divizium'u koyuyorsunuz. Arada transformasyonlarınızı yapıp kendi database yapısına göre tabii ki şeyin customer'ın bunu consume etmesini ve kendi DB'sine yazmasını sağlıyorsunuz. Customer mikroservisini. Ve buradan da read yapıyorsunuz. Gidip bunun üzerine canary deployment bile yapılabilir. Yani sadece yüzde kaç şu yeni mikroservisten okusun gibi bir şey bile yapılabilir. Sonraki aşamada artık tamamen şeyleri kaldırıp monolit üzerinden customer kontekstini kaldırıp bunu tamamen ayırıp artık ilgili yine database'ler, tablolar olacak şey üzerinde, monolit üzerinde. Bunu geriye doğru da yine yazarak, orada da yine CDC güzel bir CDC'nin güzel bir uygulaması var. Divizium'u koyup, Divizium'la mikroservisin database'inde yapılmış değişiklikleri capture edip monolit database'ine yazabilirsiniz. Bu da aslında yani Strangler pattern'de Divizium kullanımı, CDC pattern'in kullanımı Divizium'da biçilmiş kaftan. OpenShift'te veya Kubernetes'te biz bunu nasıl kullanıyoruz? Benim demom bunun üzerine olacak. Çünkü çok kolay bir biçimde bunları işte connector'ları tık tık koyup, bu arada çok özür dilerim, sadece bir şeye bakmak istiyorum. Hemen şunu hazır cluster demişken bir kontrol edeyim. Tamam, güzel. Çünkü size demo deyip duruyorum. Cluster için bekletmek istemem. Tamam. Custom resource'ları vesaire kullanarak birazdan bahsedeceğim. Çok hızlı bir şekilde ben işte connector'ımı, Kafka Connect cluster'ımı, şu an mesela demo'mda Kafka bile yok. Kafka'yı kuracağım. Üzerine yani 3 tane komponentim var. Blok yazılımının kendisi var. Kendim bir demo şey uygulama yapmıştım başka bir proje için. Arkasında MySQL var. Bir de Elastic koydum. Ve şeyi tahmin ediyorsunuzdur zaten. Hani değişiklikleri yapacağız. MySQL üzerine değişiklikleri listen edeceğiz, capture edeceğiz. Elastic'e atacağız ama bunu nasıl yapacağız? Arada transformasyon yapacak mıyız? Onları göreceğiz. Bunu da Kubernetes üzerinde, OpenShift üzerinde yapacağım ve dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bunları yapabileceğiz. Streams'den bahsedeyim. Yaklaşık bir veya 1,5 sene oldu galiba yine. Sağ olsunlar, Jack İstanbul'daki arkadaşlarımla görüşüp bir event yapmıştık yine. Streams'i anlatmıştım. Apache Kafka on Kubernetes. Bu da aktif diğer komünitelerden bir tanesi. Yine Red Hat Drive ediyor ama hani çeşitli şeyler var. Contributor'lar var dışarıdan, işte IBM'den, başka firmalardan. Şunu sağlıyor Streams'i, kısaca ondan bahsedeyim. İşte Kafka cluster'ının kendisi için, broker'ların kendisi için yani. Zookeeper için, Kafka Connect Mirror Maker gibi özellikler için farklı imajları bize sunuyor. Ve bunları hızlıca ayağa kaldırıp o Kubernetes platformu üzerinde kullanmamızı sağlıyor. Biz de burada hem Apache Kafka cluster'ı oluşturacağız hem de Kafka Connect cluster'ları
komponentleri diyeyim, oluşturup bunları içeride kullanacağız. Operatör framework'ü tabanlı, yani operatörlerle yapacağız bunu. Dolayısıyla kendi custom resource'ları var. Ve bu custom resource'ları da biz apply ederek sistem üzerine, Kubernetes üzerine veya OpenShift üzerine bunların işte ayağa kalkmasını sağlayacağız. Arka tarafta zaten o gidecek, ne bileyim, stateful setlerini, deployment'ını, deployment config'ini, persistent volume'u varsa persistent volume'unu vesaire onları oluşturacak. Kendisi yapacak bu işi. Bizim tek bilmemiz gerekenler bu custom resource'lar. Dolayısıyla Kafka Connector custom resource'u da bu custom resource'lardan bir tanesi Streams üzerindeki. Bize şunu sağlıyor. Kafka Connect'i kullanabilmemizi sağlıyor herhangi bir şeyle. Dataları consume edip bunu kullanılabilir hale produce etmemizi sağlıyor veya consume etmemizi sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Böyle toparlayayım. Dolayısıyla Divizium'da da biz bunu kullanacağız. Divizium'la verileri capture ettikten sonra bir database üzerinden alıp Kafka'ya yazdırma işini bu connector'lar sağlayacak. Ve bunu Kafka Connect Cluster üzerinde yapacak. Bütün şeylerden bahsettik diye tahmin ediyorum. Automated Deployment Scaling, Simplified Upgrading ve bunun gibi konular hep operatörlerle alakalı. Dolayısıyla aslında operatörlerin yönettiği bu dünyada gerisi custom resource'ları nasıl manipüle edip uyguladığınıza ve şeyin özelliklerine kalıyor. Nasıl implement edildiğine kalıyor operatör. Bir soru daha var galiba, hemen ona bakayım. Tam tersi mümkün mü? Elasticsearch'ten bir veri kaynağını taşıma işlemi. Elasticsearch mümkün değil hocam, çünkü connector'lar arasında Divizium'un şey var. İşte PostgreSQL, MySQL, DB2 şeyde bahsetmiştim ya birkaç slide öncesinde. Sadece şu an Divizium bunları destekliyor. Ama şey yapılabilir. Hani örnekte de öyle yapacağız. Camel'ın sync connector'ı var Elasticsearch için. Biz onu kullanacağız. Orada şunu yapabilirsin. İşte Camel'ın source connector'ını Elastic için varsa. Tamam. Şeyi paylaşacağım zaten sunumu. Sadece birkaç tane database var desteklenen. DB2, MySQL, PostgreSQL, MS SQL, yani şey, SQL Server. Bunlar var. Arada MongoDB de var arasında. Sadece şu an bunları destekliyor Divizium. Tabii şeyi bilmiyorum. Roadmap'e hakim değilim. Orada başka bir komponentle, yine işte Camel'ın source sync'ini vesaire kullanarak veya ne bileyim kendin hani şey yapabilirsin. Yine Kafka connector'ları da kullanılabilir. Kafka'ya alıp veriyi işte bir uyumlu bir database'e atıp onun üzerinden tekrar yapabilirsin, ama orada da hani şey mantıksız oluyor. Change data capture birebir yapmış olmuyorsun. Çünkü change data capture yapamıyorsun. Hani kendin gidip de o şeyi beslemen lazım sürekli. Dolayısıyla tersi Elasticsearch için mümkün değil. Change data capture'ı Elasticsearch için yapamıyorsun. Demoya gelmişiz bile. Şimdi sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. Değilse demoya geçeceğiz. Bu arada demonun adresi de burada. Ha, buyur abi. Benim aklıma bir soru geldi. Müsaadenizle sorayım. Bu estağfurullah. Hibernate Search ile burada Divizium'un kullanımına dair bir pattern var mı acaba? Anlamsız mı olur acaba ikisini aynı anda kullanmak, ya da orada da var mı bir opsiyonumuz? Abi Hibernate ile uğraştığım uğraşalı çok oldu. Hibernate Search'ten kastın ne? JP implementasyonu vesaire kullandım ama Enverse'e kadar kullandım. Ama şeyi bilmiyorum. Hibernate Search'ten kastım ne abi? Hibernate Search kendi query'si var. Ondan mı bahsediyorsun acaba? Yok, şey, Divizium'a çok o açıdan benzediği için aklıma geldi. Soruyorum. O Hibernate üzerinde meydana gelen değişikliği Elasticsearch'e senkron edip yine işte Java üzerinde Elasticsearch'ü sorgulayıp, yani sorguları direkt database'e değil Elasticsearch'e yönlendiren bir servis. Tamam. Divizium bununla birlikte
kullanımı nasıl olur diye aklıma geldi de. Ya orada Divizium'la birlikte kullanım aslında Divizium direktman native database'in işte MySQL örneğinde bu arada demoyu hazırlarken bayağı challenge'le karşılaştım. Mesela şey hani MySQL 5.7'de gidip de şeyi bir database uzmanı değilim. O yüzden hani biraz mücadele etmem gerekti. MySQL 5.7'de mesela o bin log açık değil. Gidip onu açmak lazım. MySQL 8'de açık. İşte ne bileyim şey yaparken bir user tanımlamanız lazım ya nihayetinde. İşte şeyi vermeniz lazım. Replication için kullanılan şey tipleri var. User tipleri var. Hani roller var daha doğrusu. O rolleri vermeniz lazım. Hani root'la gidip de consume ettirecek, capture ettirecek değilsiniz. Dolayısıyla direktman database ürününe gidiyor da işte database'in transaction log'larını okuyor Divizium. Şeyse Hibernate'deki Enverse mesela yanlış hatırlamıyorsam bence search de Enverse'le çalışıyor olabilir. Emin değilim. Audit için çok kullandım. Query based olması lazım. Yani Hibernate üzerinde yani database'e yapılan query'yi senin bu söyleminden hangi query'ler çalıştırıldıysa alıp bunları Elastic'e yazdırıyorsa query based bir yapı kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü Hibernate'in transaction log seviyesinde bir şey yaptığını açıkçası duymadım. Enverse yine oraya gidiyor olabilir. Ama şeyden eminim. Yani arka planda açıkçası yoğurdu nasıl yediğini ben de bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Ancak şöyle yapayım. Belki merak edenler de olur. Bakabilir. Sizinle de paylaşmış olayım. Chat'e yazayım. Burada Divizium'u çok andırdı bana da o yüzden. İkisi birlikte acaba nasıl kullanılabilir diye. Ya bu büyük ihtimalle hani iki tip CDC var ya. CDC dediğimiz aslında pattern abi. Yani şuraya kaydedeyim de ben de soru şey yapmayayım, kaybetmeyeyim. CDC dediğimiz aslında bir pattern. Yani çok çeşitli şekillerde yapabiliyorsun. Bunlardan bir tanesi ki en garanti yöntem bence de hani 5 tane temel faydasından bahsettik ya ki şeyde de var. Gunnar Divizium'un blogunda da yazmış. 5 tane temel faydası var. Hakikaten en alt seviye aslında o transaction log'larının yazıldığı seviye. Dolayısıyla bütün aslında şeye hakimsin. Olana bitene. Yani query seviyesinde sanki bana şey gelmiyor. Çünkü database kendi başına gidip arkada bir şey yapabilir. O yaptıklarını kendisi transaction log'larına her halükarda yazmak zorunda. Ama ben query çalıştırmadığım için, query çalıştırmadığım durumları bu sefer query bazlı bir CDC'de yakalayamayacağım. Sıkıntı bu zaten. Hani en şeyi bu. O yüzden hani transparent deniyor. Hani ne oluyor bitiyor o database'de? Görüntüleyebiliyorsun CDC ile, capture edebiliyorsun. En şeyi o, en temel özelliği o. Hibernate Search tahminimce, ben de bakacağım şeyden sonra, bu etkinlikten sonra, tahminimce şeyi kullanıyor. Query tabanlı bir CDC yapıyor. Bu arada yani hepimiz CDC platformu oluşturabiliriz. Şey gibi oldu, boş verin de bizim, hadi CDC platformu oluşturalım diye. Şeyi kullanmadık mı? Yani ne bileyim, Spring yazdığımız dönemlerde yazan varsa veya başka dillerde interceptor'lar var. Python'da, Django'da middleware'ler var. Araya giriyorsun, aslında interceptor işini yaptırtıyorsun. Bunu DAO seviyesinde yapabilirsin. DAO seviyesinde yapıp onu gidip bir yere queue'ye, Kafka queue'sunu attırabilirsin. Ama bu sefer işte yine query based bir şey yapmış oluyorsun. Yani tek fark o. Bir tanesinde hani database transaction'ını yaptığın noktada şey ise yapıyor, yazıyor kendi log'una, gidip o log'dan alıp besliyorsun, beslemek istediğin yeri. Hemen fark bu. Ya, şunu anlıyorum, Hibernate Search de kullansak yine de Divizium'u kullanabiliriz. Daha ikisinin işi sağlamamak dair, ikisinin kullanımına dair abi şeyi şöyle, mesela Elasticsearch'ü sordu ya arkadaş, Elasticsearch connector olmadığı için dersin ki ben şey kullanayım, burada query based CDC yapayım. Ki bence bu söylediğin şey de zaten bir nevi CDC. Change data capture yapıyorsun burada. Her şeyi yakalayabiliriz. Enverse bir CDC yöntemi mesela. Ama yani connector'a geldiği zaman atıyorum Elasticsearch gibi bir cache veya
search sistemi için değil, cache demeyeyim de hani yanlış anlaşılmasın, o amaçla kullananlar da var nihayetinde. Veya herhangi bir cache sistemi için, işte Redis için yarın öbür gün şey çıkarabilirler. Bir connector çıkarabilirler. Yani Redis'ten de artık veri okuyabilir hale gelebilir. En alt seviyede yapmaya çalışıyor Divizium. Yani log seviyesinde transaction loglarını okuyor. Transaction log'u yazmayan, niye yazmadıklarını bilmiyorum. Mesela ben yeni öğrendim bunu. Teradata sanırım database'in adı. Teradata'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada Divizium'u kullanamaz. Elasticsearch de bir yere yazıyor nihayetinde. Hani kendi şey dosya yapısı var. Kafka gibi. Dolayısıyla alıp oradan direkt tabii hani log gibi olması lazım bunun. Anlamlandırıp Kafka'yı besleyecek veya başka bir messaging yapısını besleyecek hale getirilebilir. Birlikte de kullanılabilir. Niye kullanılmasın? Yani Divizium'da Elasticsearch'den CDC yapmak, capture yapma özelliği olmadığı için Hibernate'in search'ünü kullanabiliriz. Orada tek dezavantajın bunu alt seviyede yapamıyor olman, query seviyesinde yapabiliyor olman. Başka da bir şey değil abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aykut, yine küçük bu bir konu dersen, Teradata'da loglara erişim yapabiliyorsun. Yani daha doğrusu logları tutuyor aynı şekilde ama erişimine izin vermiyor. Belli bir versiyondan sonra kapattılar. Tek farkı. Tamam, güzel. Yani log yazmaması çok saçma olurdu çünkü. Tamam. Peki niye kapattılar hocam? Bilgin var mı? Efendim? Neden kapattılar peki? Bilginiz var mı? Şeyden dolayı kapattılar. Ya şöyle, her proven database o logları yazıyor ve yazmak zorunda consistency için. Zaten kendi internal olarak yazıyorlar. Debezyon'u çok uyanıkça aslında şey yaptılar. Yani o loglara erişip oradan işte change data capture veya işte complex event processing de diyebilirsin. Teradata şundan dolayı kapattı abi. Oracle'ın bir ürünü vardı, Golden Gate. Yani başka veri tabanlarına replikasyonu kapatmak için yaptılar abi. Ha, tamam, tabii. Zaten genelde o loglar da replikasyon için kullanılıyor dedim ya. Replika oluşturup zaten yapıyor Divizium'da işini. Yani bir replika oluşturup onu kullanıyorsun arka tarafta. Anladım mevzuyu ama. Yani şeymiş, ne bileyim. Teradata ücretli mi bu arada? Ben hiç kullanmadım. Şeyini bilmiyorum. Sadece adının geçtiğini gördüm o yüzden. Yani mi, open source bir database mi yoksa ücretli mi, enterprise'ı var, ücretlidir vesaire. Öyle ya, yani Teradata abi, yani arkada unuttum şimdi, mesela HP'nin de Vertica'sı var yani, hani böyle ama HP mesela Postgres kullanır hani Vertica'nın içinde ama söylemiyor tamam. Teradata böyle ama işte bu Oracle'ın Exadata'sı var mesela meşhur. İşte ona rakip çıkan, yani aslında software, hardware beraber işte biz engineer ettik. Hani sen al Teradata'yı, sana böyle bir kabinet geliyor yani. Onun gibi. Anladım. Yani biraz da hani product savaşları gibi işte bunlar ya. Biraz oluşturup onun için kapattı Teradata. O product savaşı için kapattı. İlginçmiş. Tamamdır hocam, teşekkürler. Rica ederim. Teradata tarafındaki bilgi için güzel oldu bu. Şimdi yine şurayı bir refresh edeyim, sonra yoksa hani hiç başlamayacağım, cluster yoksa. Ekranı görüyorsunuz zaten değil mi? Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar, şunu da aslında maximize edeyim. Aykut hocam, son iki sorumuz var. İsterseniz onlara da cevap verelim. Görmedim abi, tamam. Sonrasında direkt demoya. Okuyorum hemen. Cluster admin olmadan da şeyi kurabiliyorsunuz. Cluster'ı kurabiliyorsunuz Mustafa hocam. Yani sadece admin yetkinizin olduğu şeyde kurmanız lazım. Daha doğrusu şöyle, yani operatörün iki tane kurulum şekli var. Bir tanesi mevcut namespace'e, mevcut projekte veya hani OpenShift özelinde olduğu için söylüyorum. Project'le namespace aynı düşünün. Biraz daha hani bilmeyenler için söyleyeyim. Wrapper gibi düşünün project orada. O projekte yetkisi varsa gidip sadece o projeyi, o operatörü kurabiliyor. Ama bunu işte operatör hub'da da kurarsın artık. Evet, orada da project seçtiriyor. Dolayısıyla o spesifik proje için, yani
Kubernetes terminolojisine dönüp namespace için gidip sadece oraya kurup orada çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Ama hani cluster wide olması isteniyorsa işte cluster admin'in gidip bunu bütün şeylere kurup yani cluster wide kurup şeyi streams'i dolayısıyla sen herhangi bir şeyin içerisinden namespace'in projenin içerisinden o custom resource'lara erişebilir ve bunları orada oluşturabilir hale geliyorsun. O projede adminsen, atıyorum cluster admin streams'i cluster'ını kurdu. Sen de gittin özellikle başka bir cluster wide kurdu. Sen başka bir namespace oluşturdun. Namespace'de kendin admin olduğun için o custom resource'ları oluşturabilirsin. Ama şeye kadar yani bu custom resource'u şu kullanıcı çalıştırsın, bu çalıştırmasına kadar OpenShift'te veya Kubernetes'te bunlar belirlenebildiği için bu tamamıyla şeyle, rolle ve yetkilerle alakalı. İkinci soru Tuncer Hocam sormuş. Noklardan aldığımız veri üzerinde custom bir değişiklik yapabilir miyiz? Yani Dibizum'a gelen bir A verisini A artı B şeklinde iletebilir miyiz? Şey var, transformasyon var. Aggregation da yapabiliyoruz bildiğim kadarıyla ama o seviyede açıkça söylemem gerekirse bakmadım. Şey yapabiliyoruz ama yani mevcut veriyi alıp işte key value şimdi demoda göreceğiz. Tipleri şey string'dir deyip ondan sonra şeyini yapıp atıyorum bir JSON objemiz var nihayetinde. O JSON'da ilgili alanları sadece şu key ile şu key'i al deyip küçültüp koyabiliyoruz. Bunun üzerindeki seviyede bir aggregation aslında A artı B dediğin şey bir nevi aggregation. Yani başka bir veriyi bir veriyle birleştiriyorsun. A artı B bile yapsan, yan yana bile koysan, string concat bile yapsan aynı mevzu. Dolayısıyla bu seviyede şey var mı? Transformasyonu destekliyor mu onu bilmiyorum. Ona bir bakıp geri dönebilirim şeyden sonra, eventten sonra. Ama bu tip durumlarda eğer A artı B hakikaten şeyse, mesela yaptık işte Kafka Streams'e attık iki tane veriyi, orada aggregate ettik, tekrar koyduk. Bunu işte Streams'le de yapabiliyorsun kendin manuel veya işte Red Hat Fuse Camel'ı, Apache Camel'ı kullanarak aggregation'ı yapıp, orada çok daha kolay aggregate etmek verileri, aggregation'ı yapıp tekrardan istediğin şekilde yazdırabiliyorsun. Kendi transformasyonun hangi seviyede şey yaptığını bilmiyorum. Yani datanın küçültülmesi, dataya bir şey eklenebiliyordur diye tahmin ediyorum. Appending olarak, aggregation olarak değil de. Ona bir bakar dönerim tekrardan. Eğer başka soru yoksa şeye geçebiliriz. Demoya geçebilirim. Çok az daha bekleyeceğim. Evet, tamam. Şimdi şöyle aslında şeyde de paylaştım, oradan siz de bakabilirsiniz. Şu GitHub sayfası üzerinde demoda hangi komutları çalıştıracağım veya neler yapacağımın bilgisi var. Ben de şimdi oradan açacağım sizin için. Dolayısıyla etkinlikten sonra siz bunları herhangi bir işte OpenShift veya Kubernetes cluster'ı üzerinde yenileyebilirsiniz. Tabii şey yok burada, hani gidip de Streamzy operatörlerini kurmadım. Kurulu olması lazım. O da zaten ayrıca dokümanlarda var. Veya ben kendim bir CLI yazdım Streamzy için. Gidip de cluster'ı hızlıca ne kurabiliyorsunuz. Ona da bakabilirsiniz. Böyle reklam geçeyim alttan. Şimdi mevcut durumumuza, uygulamamıza bir bakalım. Bir tane arkadaşlar, bu arada bir saat dedik hocam ama muhtemelen hani biz şeye kayacağız. Bir saat, 20 dakika, 1,5 saate doğru kayarız. Bilginiz olsun. Sıkıntı değil değil mi sizin için? Ya, sorun değil. Evet, devam edelim. Tamamdır. Süper. Şimdi bir tane blog application'ım var, uygulamam var. Uygulamamın baktığı MySQL database'im var. Ve bu arada OpenShift'in developer perspektifi. O yüzden yani ayrıca bunları gösterebiliyorum burada. Ve bir tane de Elasticsearch'üm var. Şimdi bu Elasticsearch şu an apayrı. Burada duruyor. Ve bu Elasticsearch'e herhangi bir şey beslemiyorum şu an. Ama benden istediler ki uygulamamla MySQL'e yazıyorum ya. Diyelim ki hani varsayalım ki bir şekilde bunu implement etmemiz lazım. Hali hazırda işte biz Kafka'da kullanıyoruz veya yine şey müsait, kullanacağımız ortam müsait.
hızlıca kurabileceğim bir ortam. OpenShift kullanıyorum veya Kubernetes kullanıyorum. Bir private cloud şeyim var. Cloud native bir ortamdayım. Dolayısıyla benden istediler ki bu Elasticsearch'ı besle. Biz bunları bu bir blog uygulaması. Bu yazdığın blog postları biz aratabilmek istiyoruz. Yaptığın değişiklikleri en azından hani o kadar şeye girmeyeceğiz bu demoda ama en azından hani change'leri atacağız Elasticsearch'e. Bu değişiklikleri aratılabilir halde olsun istiyoruz. Yani post yazdın, gittin title'ını değiştirdin. Hepsinin gözükmesi lazım. Ve bunu Elastic'ten arayabilir hale getir dediler bize. Şimdi uygulamaya baktık. Hatta uygulamanın şeyini de göstereyim. Bunu dediğim gibi ben farklı bir proje için yapmıştım. Şu Django Girls tutorial'ı var ya, bu Django tabanlı bir uygulamacık bu arada. Kendim Django'yu denemek için yapmıştım, projede kullanacağımız için. Şimdi bunun bir admin'ine gireyim, hali hazırda. Burada bulunsun. Buradan postları görüntüleyebiliyoruz. Şurayı bir hazır hale getireyim. İki tane postumuz var. Blog postumuz var. Şimdi geldim şeyde. Öncelikle bizim bir Kafka Cluster'ı kurmamız lazım. Önce bir Kafka Cluster'ımı kuracağım. Burada demin bahsettiğim CLI'yi kullanacağım. Önce bir bakayım login miyim? Login'im. Bir de hangi namespace'de olduğuma bakayım. Tamam, Dibizium Demo isimli bir namespace üzerinde kuruldu bu uygulamalar. Her şeyi şimdi buraya koyacağım. Farklı namespace'lerle uğraşmayacağım. Bu mevcuttaki AMQ Streams veya Streams'i 0.19 versiyonunda olduğu için şeyde buna dönüyorum. Streams'i üzerinde buna dönüyorum. Şurada da şeyi açayım size. Podları ayağa kalktıkça burada bir görelim. Şu an dediğim gibi Elastic'im, MySQL database'im ve uygulamam var. Hepsi sağlıklı şu an çalışıyor. Bir tane Kafka cluster'ı oluşturalım. Bu arada Streams'i projesinin kendine dahil bir şey değil. Bu benim yazdığım CLI dediğim gibi. Dolayısıyla burada onu kullanmak istedim. Şimdi bu oluşturacağımız Kafka cluster'ının custom resource'u. Burada çok detaya girip de kafanızı bulandırmayayım. Sadece replikalarını ben bir 3'ten, aynı zamanda replication faktörünü falan da değiştirmem lazım. Bunları da CLI'ye dahil edeceğim sonra. Zookeeper'ı da aynı şekilde. Zookeeper replikan bir tane pod ayağa kalkacak burada yani. Kafka replikan bir tane broker'ım kalkacak. Bunu istiyorum. Çok fazla demo sistemini yormak istemiyorum. Demo isimli bir Kafka cluster'ı oluşturdum. Çünkü ihtiyacım var. Ne yapacağım? Uygulamadan change data capture yapacağım. Bir messaging, distributed messaging sistemi lazım bana. Dolayısıyla burada onu sağlıyorum. Önce Zookeeper'ı ayağa kaldırdı. Bunları hazır etmedim. Göstermek istedim. Bunun da sebebi bu ortamda bunun ne kadar kolay yapılabildiğini göstermek. Çünkü şey çalışıyor, Kubernetes friendly şeyler bunlar. İşte Streams'i, Kafka, on Kubernetes veya Dibizium'un kendisi. Şunun ready olmasını bekliyorum. Sonraki aşamada Kafka Connect cluster'ımı kuracağım. Tek pod'la çalışıyor. Onun şimdi detayını göstereyim aslında size. Şu Kafka Connect Dibizium custom resource'u. Burada biz Kafka'yı hala bekliyoruz, ayağa kalksın, kendi entity operatörleri vesaire var. Şimdi bu size gösterdiğim şey, hani hatırlıyorsunuz bir custom resource'a bakmıştık, connector'da o, bu da connect custom resource'u. Bu connect custom resource'unda şey var, önce bir bootstrap service tanımlamanız lazım. Yani biz bir Kafka connect koyacağız database ile Kafka arasına ama bu nereden beslenecek? Dolayısıyla onun bootstrap adresi. Bu önceden hani demo diye ben cluster'ımı tanımladığım için zaten doğru adres seçecek. Bu içerideki Kubernetes servisinin adresi ve 9092'yi kullanıyoruz. Secure port değil. Sonra diğer konfigürasyonlar, işte consumer olacağı için bu arkadaş nihayetinde şeyleri alıp işte Dibizium değişiklikleri capture edecek ve bunu bir şekilde benim Kafka'ya consume etmem, produce etmem lazım. Dolayısıyla
bir grup ID'm var. İşte diğer şeylerim var burada. Replication faktörümü. Yani bu bir client olduğu için klasik client olan şeyler. Tanımlıyorum burada. İmajımız zaten bir Kafka Connect imajının olması lazım. Bu işte şeyi de kullanabilirsiniz. Hani direkt QA'daki imajı da kullanabilirsiniz. Ben hali hazırda bu demo altyapısını başka bir arkadaşımdan aldığım için kendi demom bu ama oradan faydalandım. Hali hazırda çalıştığını bildiğim bir imajı kullanıyorum. Hugo diye bir arkadaş var. Onun imajını kullandım burada. Diğerlerinde de benzer imajları kullanacağım. Kafka Connect şeyimiz böyle. Custom resource'umuz böyle. İşte replication factor, offset storage topic farklı topikler oluşturuyor Kafka üzerinde ki bunları işte storage olarak kullanabilsin. Gidip de Zookeeper'ı kullanmıyor storage için yani Kafka'nın kendisi gibi. Şimdi şeyi oluşturacağım. Bu size gösterdiğim Kafka Connect resource'unu oluşturacağım. Bunu direkt OC apply deyip resource'un kendisi neyse onu oluşturuyorum. Bakın sağda pop geldi. Gitmeyelim. Sağda pop geldi. Bunun şey olmasını bekleyelim. Bu logo açacağım ki birazdan da connector'ı apply edeceğim. Connector'ı apply ettiğimiz zaman burada biz onun loglarını göreceğiz. Şu an bakın herhangi bir işte connector bilgisi, şu connector uygulandı gibi herhangi bir bilgi yok. Bu arkadaş aslında Kafka ile connector arasındaki köprü. Kafka Connect Cluster'ları Kubernetes üzerindeki. Bakalım ready oldu mu? Şuradan bakmak daha kolay. Bunu bekleyeceğim. Ardından da size şeyi göstereyim. Şimdi connector dedik ya, biz nereden datayı capture edecektik? MySQL'den edeceğiz. Dolayısıyla bir MySQL connector'ına ihtiyacımız var. Şurada bizim MySQL connector'ımız. Burada Divizium'un kendi connector class'ın, Divizium bu arada Java based bir uygulama. Dolayısıyla şu gördüğünüz yapı zaten hani bir Java class'ı aslında. Burada da biz diyoruz ki connector'a, bir kardeşim. Bunun bir imajı falan yok bu arada. Kafka Connect yapısını kullanıyor. Oraya kendi API'siyle şey atıyor. Bu şu config'deki bilgileri atıyor. Yani siz illa işte şey kullanmak, bir container kullanmak zorunda değilsiniz bu yapıyı oluşturmak için. Onu söylemeye çalışıyorum. Divizium'u Kafka Connect'i şey dışında kullanıp, hani container dışında kullanıp yine Divizium'u kullanabilirsiniz. MySQL connector'ım var. Burada database bilgisini veriyorum. İşte host name'im servis adına tekabül ediyor. Şuradan göstereyim hemen sağda. Üşengeçlik yapmayayım. Burada MySQL isimli bir şeyim var. Bakın servisim var. Ne kadar büyük gözüküyor da bilmiyorum ama kusura bakmayın lütfen. Şeyse gözükmüyorsa da lütfen söyleyin. Şurada MySQL servisim var. Dolayısıyla bu ona tekabül ediyor. Burada diğer database bilgilerim var. DB adım var. Database ismi var. Şey var. İşte history'leri ben nereye kaydedeceğim? Genel bir history kaydediyor. Aslında audit gibi çalışıyor. Connector'lar aynı zamanda. Yani şey dışında işte benim şu database'den bilgiyi al, oku da diyebiliyorum. Bir whitelist de tanımlayabiliyorum. Veya bütün hepsini oku. Ben zaten database'im varsa benim orada topiğimi oluşturacak otomatikman. Auto-create açık streams üzerinde. Auto-create topik yapıp ve benim onu consume edilebilir hale getirecek bu tarafta. Ve şey, Bootstrap Servers'ın şeyi, yani hangi Kafka'yı kullanacak bilgisi yine. Burada tanımlanmak durumunda. Şimdi geri dönelim bu tarafa. Pod'u bir açayım. Büyütmüştüm ya, şöyle yapayım. Loglarını açayım çünkü connector'ı apply edeceğim. Şu MySQL connector'ımı uyguluyorum. Bakın hemen bir şeyler geldi burada. Sağ tarafta. Zaten şeyleri gördünüz, ne branding blok mesela, bakın capture ettiği şeyler bunlar. Bunlar bütün işte uygulama, o ne branding blok diye demo uygulaması benim. Database şeyini, yani uygulama çalışırken içeride işte hazır JSON datası var, onu gidiyor önce bir uyguluyor.
onlara kadar geldi. Great Database'ine kadar geldi yani. İşte Django'nun içinde şey var, işte Hibernate gibi bir yapı var. Gidip şey yapabiliyorum, database'i otomatik oluşturuyor, dataları atıyor vesaire. Dolayısıyla onlara kadar gördük yukarıda, dikkat ettiyseniz. Bakın şunlar işte şeyler, create table'lar vesaire. Django'nun kendi log tabloları bilmem ne. Dolayısıyla burada şunu göstereceğim size, ne kadar orada gözüküyor bilmiyorum. Division MySQL Connector DB bin log client diyor mesela. Yani MySQL'de bin log diye bir şey var. Ben bunu gidip buradan okuyorum diyor özetle. Ve şu dosyadan okudum diyor bak. Bin log file MySQL bin 000003. Şimdi gelelim bu yine Streams'i CLI'ni kullanacağım burada size oluşturduğu topikleri göstermek için. Dediğim gibi auto-create topik açık. Biraz büyütmüştüm tabii o yüzden. Şunları oluşturdu. Şimdi içeride bir tane bu arada şey var. Normal uygulama tablosu var. Diğerleri işte Django tabloları. Şu sizi aldatmasın, ben bunun üzerinden işte Django DB Neverending Block, Django Session gibi okuyabiliyorum. Yine post için de aynı şey geçerli. Ve ben gideceğim şunu kullanacağım şimdi. Ve bunun içinde hali hazırda zaten yazılmış şeyler var ama ben hani from beginning yapmak istemiyorum. Size değişiklik yapıp değişikliği burada adım adım göstereceğim. Dolayısıyla şey yapalım şimdi. Bu tabloyı consume edelim. Posts tablosunu. Şöyle yapayım size de daha büyük gözüksün arkadaş. From beginning demeyeceğim bu arada. Bu arada Streams'in CLI'ni şey amaçla oluşturdum. Ben bir bilgi vereyim. Kafka'nın kendi SSH'ını kullanmış olanlar bilirler. Belli bir yapısı var. Belli flag'ler geçiliyor. Aynı flag'leri kullanmaya çalıştım ki klasik bir Kafka kullanıcısı Streams'i kullanabilsin. Burada da dikkat edersiniz zaten console consumer deyip geriye kalan şeyleri aynı veriyorum. Dolayısıyla bu şekilde consume edebiliyorum. Şu an post tablosunu consume edebiliyoruz. Gelelim şimdi burada arkadaş üzerinde bir değişiklik yapalım. Burası Django'nun şey sayfası, admin sayfası. Burada şöyle bir şey atacağım. Şimdi yanlış isimle atmak istemiyorum çünkü onun üzerine bir search yapacağız. Değiştiririz gerçi ama Java'da İstanbul 2020 diye bir tane şey oluşturalım burada. Post oluşturalım. Çok da iyi bir uygulama bu arada. Yani hani şeye takılmayın. Süper geçti yazalım. Öncekinde de öyle yazmıştım. Ve bir tane şey oluşturalım. Yok, post oluşturalım. Bakın sol tarafa hemen veri geldi. Bu pure veri. Yani herhangi bir transformasyon vesaire yapmadık üzerinde. Şimdi şu arkadaşı alıp, burası biraz çünkü böyle iyicene birleştirilmiş bir JSON karışık. Şurada buraya atacağım ve sizin için beautify edeceğim bunu. Daha rahat görün diye şöyle büyütüyorum. Bakın burada şema ile alakalı işte genel bilgiler, create date'ler, publish date ve bunların şeyleri yani database şeması ile ilgili bilgiler burada. Bizim değişiklik bilgimiz şurada. Şu kısım. Payload kısmı. Bu payload'un içinde daha önce de baktığımız gibi şey var işte kendi verimiz var. Bakın before zaten null çünkü bunu yeni oluşturdum. Zaten operation'da create. Bir değişiklik daha yaparsam bunu gidecek şey olarak yazacak, update olarak yapacak. Şimdi gidelim o değişikliği de yapalım. Şuydu galiba. Şu postta ben bir gidip değişiklik yapmak istiyorum. Change dedim başına. Direkt şey alanında, text alanında. Şöyle yapayım. Burayı da clear etmeyeyim aslında. Consume etmeye devam edeyim. Şeyi görelim. Hani değişikliklerin consume'unun devam ettiğini göstereyim. Kaydet diyorum. Bakın hemen bu tarafa geldi. Yani Divizium yakalıyor. Bunu topiye atıyor. Sağ olsun bizim için. Şuradan itibaren bunu da alıp göstereyim size. Nasıl bir yapısı olduğunu. Şöyle galiba. Format. Beautify diyorum. Bakın. Before
Yani ilk datamız şu. Streams'i, Kafka, CLI bilmem ne. Diğeri de şu, bakın change diye geldi. İnşallah görebiliyorsunuzdur oradan, çünkü şey için dediğim gibi kusura bakmayın, büyütünce de her şey karışıyor bu sefer. Mevzu bu arkadaşlar, bu taraftaki. Şimdi sonraki aşamalara geçelim hızlıca. Biliyorum geç oldu. Consumer'ı durduruyorum. Sonraki aşama artık şey kısmı. Yani ben bunu Kafka'yı besledim. Artık bilgiler konsüm edilebilir hale geldi. Şimdi sırada şeyden hatırlayın, sunumdan hatırlayın. Bunun Kafka'nın diğer tarafına bir connector daha koyup bunu bir uç noktaya atmak. İşte bir tane Camel connector'ı koyacağız. Camel Elasticsearch Sync connector'ı koyacağız. Bunun da yine custom resource'ı hazır. Ve bunun bizim Elasticsearch'ümüze yazmasını sağlayacağız. Burada da şu, önce bir tane bir connect cluster'ı, bir connect komponenti daha oluşturmam lazım. Bu komponent de aynı benim Dibizium komponentim gibi. Yine aynı şekilde aynı şeyi okuyor, aynı broker'ları okuyor. Objem farklı haliyle, çünkü içeride bambaşka işler dönüyor. İçinde Camel var, işi Camel yapıyor. Dolayısıyla ben dışarıdan verdiğim bilgileri Camel benim için yapacak. Connector'da oluşturduğum, verdiğim konfigürasyonu yapacak olan arkadaş burası. O yüzden farklı bir obje kullanmam gerekiyor. Farklı bir image kullanmam gerekiyor, pardon. Ve işte hani yine şey üzerinde, Kafka üzerinde hangi topiklerde tutulmasını istiyorum bunların. Onun bilgisi, işte verilerin nerede tutulacağı, group ID yine. Nihayetinde mesela bu arkadaş consume ediyor, diğeri produce ediyordu. Bu consume ediyor, şu consumer group ID'siyle yakalayabileceğim içeride. Uyguluyorum. Şurada da açayım, görelim. Şu bizim Camel Connect Cluster'ımız. Hemen şimdi sağda gelecek. Şurada geldi bakın. Ready olmasını bekleyelim. Ready olmadan herhangi bir şey yapamayız. Bunu oluşturabiliriz. Gider operatör apply eder. Streams operatörü. Ama garanti olsun diye ve logundan gösterebileyim diye ben şu an bekliyorum. Bekleyelim, bir ayaklansın arkadaş. Kusura bakmayın beklettiğim için, ama bu kısımda gösterebilmek adına mecbur. Tamam, successfully joined dedi. Birazdan da readiness check'i geçer diye tahmin ediyorum. Readiness check'ler Kubernetes'te, yani şeyi olanlar, bilgisi olanlar bilirler. Belli heartbeat'lerle yapılıyor ve onu değiştirebiliyorsunuz. Buradakini bilmiyorum ama birazdan ready olacağını düşünüyorum. Ready olduktan sonra ben şeyi de göstereyim o esnada size. Connector'ımıza da bakalım. Oraya atladım. Şu connector'ımız Elasticsearch Camel Sync connector'ı bu. Bu da aynen MySQL connector'ımız gibi. Böyle bir şeyimiz var. Tabii bu Camel projesine ait bu Sync connector'ı. Çünkü Camel bir nasıl diyeyim size, bir integration platformu. İşte aggregate'ler yapabiliyorsunuz, transformasyonlar yapabiliyorsunuz, API gateway gibi kullanabiliyorsunuz vesaire. Burada da işte şey yapacak olan arkadaş, hani şeyden alıp Kafka Connect'den alıp işte şeyi yapıp Elastik'e atacak olan, yani transformasyon yapmıyoruz ama yaptırabiliriz üzerinde, o ayrı konu. Herhangi bir şey yaptırmayacağız ama şeyi sağlıyor, işte entegrasyonu sağlıyor. Burada da biz hali hazırda bir Sync Elasticsearch Sync entegrasyonumuz, Elasticsearch entegrasyonumuz olduğu için bu Sync connector'ını kullanabiliyoruz. Bunu da Camel sağlıyor bize. Burada şunlar çok önemli. Birincisi, hangi Elasticsearch'e gideceğimiz. Hangi indeksi oluşturacağımız, post indeksi oluşacak şey üzerinde, elastik üzerinde. Şu an bir post indeksi yok. Hangi operasyon, işte indeksleme yap diyeceğiz her seferinde attıktan sonra. Cluster name'i bu. O şey çok önemli değil, yani şey üzerinde. Ve şu converter'lar, yani key value converter'ı, data bu tarafa gidecek ya, nihayetinde bir key value şeklinde gidiyor. JSON olarak gidecek data. Dolayısıyla string converter
kullanıldı ve hangi topikten okuyacağı bu önemli. Çünkü bir topikten okunması lazım. Biraz önce bizim konsüm ettiğimiz topik bu. Şimdi hazırsa, ki hazırdır artık. Evet. Şeyi de uygulayalım. Sync connector'ımızı da uygulayalım. O da bakmadık. Bakın şey de geldi. Şurada connector, consumer, Elasticsearch connector diye client olarak burada görebiliyoruz. Bakın şey de geldi, güzel. Şimdi artık Elasticsearch'e gideceğiz. Bunları ben şeye koymuştum. Şurada curl olarak koydum istekleri. Basit şeyler yapacağız. Yani işte title eşittir bu ve bunun gibi diye gideceğiz. Postman'i açayım burada göstereyim size. Şimdi iki tane query çekeceğiz burada. Ne değişiklikler yapmıştık? Bir tanesi Java Day İstanbul 2020 şeyi ekledik, blog postu ekledik. Önce bir ona bakacağız. Önce daha doğrusu size şeyi göstereyim. Yani burada post changes'i göstereyim. Bu bakın şurada post yazıyor. Çok küçüktür büyük ihtimalle. Bunu büyütemiyorum şu an ama şey yazıyor. Elasticsearch'ün root'u bu. Yani Elasticsearch'e dışarıdan erişeceğimiz adres. OpenShift üzerinde çalışan root adresi bu. Ben bunu daha önceden kaydetmiştim. Çok o tarafın şeyine girmeyeyim. İşte slash post slash alt dire search dediğimizde hani genel bir şey var ya Elastic'in. Burada bütün o şey üzerindeki index üzerindeki şeyi de getirecek bize. Bilgileri getirecek. Bakın direkt şeydeki data dikkat ettiyseniz Divisium'un yakaladığı datayı buraya yazmışız. Bakın işte şey şu ilk data create datası. Ondan sonra şurada şeyi de bulalım. Java Day İstanbul'umuzu da bulalım. Şu Streamzy Kafka CLI verisi. İşte changed olan veri burada yine değiştirmiştim ya. Before after'ı şurada before after olacak şekilde. Şeyi göremedim. Bunu atamadık mı acaba? Şöyle yapalım. Onu da şurada zaten yakalıyorduk. Evet buradaymış. Ben gözden kaçırmışım. Java'da İstanbul postumuz da bu. Tabii değişiklik yani şey değil. Postun kendisi değil. Orada hani doğru transformasyonlar yaparak sadece aynı ID'li olacak şekilde nihayetinde ID'si, post ID'si aynı. Burada da 3. Şeyde de 3. Bu yeni olduğu için direkt yazacak. Varsa replace it yoksa değiştir. Hani şey yoksa yaz. Varsa replace it gibi bir pattern. Uygulanabilir burada. Yapılabiliyordu diye hatırlıyorum. Elasticsearch kullanımı çok uzun zaman oldu. Kompleks şeyleri bunu bile unuttum. Query'leri bile unuttum. O yüzden basit bir query ile gösteriyorum. Bakın bütün şeyleri, değişiklikleri buraya geçirebildik. Dolayısıyla biz işte buradan herhangi bir yerden, herhangi bir sistemle Elasticsearch client'ı kullanarak postlar üzerindeki değişiklikleri aratabilir hale geliyoruz. Benim demom bu kadar. Hemen şu thank you kısmını açayım. Şeyiniz varsa, sorularınız varsa alabilirim. Değilse çok teşekkür ederim her şey için. Bana bu adreslerden üstteki Twitter şeyim tagım, alttakiler e-mail adreslerim ulaşabilirsiniz. Aykut Hocam ağzınıza sağlık öncelikle. Eyvallah. Arkadaşlarımızın soruları varsa evet alalım. Sorunuz varsa konuşabiliriz arkadaşlar. Ya konuşmak istediğiniz bir şey varsa ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Benim aklıma yine bir soru geliyor, onu paylaşayım. Evet, Kafka dominant bu noktada. Örneklerinde, anlatımında Kafka ağırlıklı olması normal ama siz başlangıçta da belirttiniz. Başka mesaj servisleri de kullanılıyor. Messenger'lar da kullanılıyor dediniz. Mesela Divisium'la anabileceğiniz diğer alternatifler nedir Aykut Hocam? Divisium'la anabileceğimiz tek alternatif Kafka Hocam bildiğim kadarıyla. Ama ben onu şey olarak söylemeye çalıştım. Yani CDC seviyesinde birlikte kullanabileceğimiz bu message broker alternatifi olarak. Yani Kafka dışında mesela RabbitMQ ile İnan o tarafa hiç bakmadım hocam. RabbitMQ ile şimdi çalışmıyor dersem yalan söylemiş olurum.
Ama ActiveMQ ile falan çalışmadığını biliyorum. Açıkçası yani odağım Kafka olduğu için hep bu tarafla uğraştım şimdiye kadar. Divizyum seviyesinde benim bildiğim sadece Kafka'yı destekliyor. RabbitMQ için farklı şeyler yapmak gerekebilir. Ben sizi yanlış anladım. Şeyin oturumun başında sanki farklı alternatifler de kullanılabilir dediniz. Yok. Ama ben... O CDC bazındaydı abi. Yani CDC paterninde veya işte bir hani event based bir şeyde, kontekste biz şeyi kullanabiliyoruz. Herhangi bir message broker yapısı kullanılabilir demeye çalıştım orada. Yani Divizyum seviyesinde bunu yapabiliyor muyuz emin değilim. Yanlış yönlendirmiş olmayayım. Çünkü hep Kafka ile ilgili örneklere baktım. Hep Kafka ile şeyler hazırladım. Müşterilerle gidip öyle anlatıyoruz. Çünkü yani, gerçi şey yani bizim ActiveMQ ürünümüz de var. Yine AMQ ürün ailesi içerisinde. Ama hani genelde şeyi mesela bu CDC'yi hep Kafka ile anlatıyoruz. Çünkü şey yapısı daha müsait şey. RabbitMQ zaten bizim şeyde değil, proje ürün ailesinde değil. O yüzden açıkçası RabbitMQ tarafına hiç bakmadım ama ActiveMQ ile çalışmadığını biliyorum. CDC olarak söylüyorum. Yani bu bir pattern. Yani şey gibi düşün abi işte Java spesifikasyonu gibi düşün. Hibernate veya işte ne bileyim diğer şeyler, spesifikasyonlar nasıl var? Hani şeyin ORM'nin birden fazla spesifikasyonu var. Hibernate bunlardan bir tanesi. Yine CDC'nin de birden fazla spesifikasyonu olabilir. Java dünyası gibi düşünmeyin. Bu bir pattern, bir spesifikasyon. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bunu implemente edebilirsiniz şeye göre. İşte ne bileyim query tabanlı kullanırsın, log tabanlı kullanırsın. Yarın başka yöntemler çıkar. Bu tamamıyla şey aslında. Nasıl diyeyim? Nasıl akla gelinip de o şeyin icat edildiği ile alakalı biraz da. Dolayısıyla şey demeye çalıştım. Hani daha geniş aslında düşündürtmeye çalıştım sizi. Divizyon konumuz. Evet ama CDC dediğimiz şey bir pattern. Oturup mesela bu akşam hani kafa yorup şey basit anlamda bir CDC yazabilirsiniz bildiğiniz dille. O seviyede bir şey aslında. Herhangi bir capturing şeyini kullanarak, yöntemini kullanarak gidip mesela MySQL'in işte database'den dinleyerek şey hani Divizyum open source gidip kodlarına bakın hakikaten gidiyor diyor ki işte şey hangi dosyalar var hangi log bin dosyaları var gidiyor onları okuyor ve onları gidip şey yapıyor işte capture edip şey tarafında işte connector kullandığınız dünyada mesela Kafka tarafı için söyleyeceğim yine gidip de şeyi produce ediyor. Kafka'ya produce ediyor. Ama bir hani capturing kısmını hepimiz şu an oturup herhangi bir database için herhangi bir yöntemi kullanarak query tabanlı olabilir. Araya interceptor koyup query'leri yakalayabiliriz. Gidip dosyaları okuyabiliriz. Başka özelliği varsa o database'in. Dediğim gibi database uzmanı değilim. Farklı şeyler vardır. Onları gidip hani ne bileyim yanına bir not daha oluşturup bunu işte replika gibi kullanıp bir yöntem oluşturulabilir. Orada yine nereden okuyacağı ayrı bir konu. Pattern olarak baktığımız zaman abi araya koyduğun o message broker tamamıyla şeyin tercihi, kişinin tercihi. Yani Divizyum burada en verimli bizim de hani müşterileri daha iyi anlattığımız şeyin yöntemi. Kafka ile kullanımı. Çünkü Kafka bir streaming yapısı gibi kullanılıyor. Bu adam da aslında bir streaming yapıyor. Yani bir şeyi publish ediyorsun. Diğer publish subscribe yapıları da var. Yani ActiveMQ bunu yapıyor. Başka şekilde sağlıyor. RabbitMQ çok detaylarını bilmiyorum. Farklı şekilde yapıyordur. Nihayetinde orada bir durable dediğimiz hani bu işte şey olmayan ve persistent datası olan ve replay edebileceğimiz RabbitMQ'da yapılabiliyor mu bilmiyorum ama hani ActiveMQ'da bunu yapabiliyorsun farklı şekilde. Şey yazarak arkasında bir story kullanarak, persistent bir yapı kullanarak. Kafka zaten kendisini de tutuyor dosya olarak. Bunu sağlayabiliyorsun. Yani herhangi bir şekilde implemente edilebilir abi. O kısmı söylemeye çalıştım. Yani CDC'den başlayıp Divizyum'a gitmeye çalıştım. Karıştırdıysam o tarafı kusura yok, bakmayın. Yok estağfurullah. Benim yanlış anlamam olmuş. Şimdi açık kaynak gidip bakabilirsiniz deyince
Tabii akla geliyor GitHub üzerinde Divizyum tutuluyor. Belki aynen, arkadaşlar bu URL'i paylaşabiliriz. Hemen paylaşayım. Ben hep söylerim, onu da bu vesile yine belirteyim. Bu tarz projelerin ve iş yıllarda contributor'lar arasında hani bizlerden birini görünce çok mutlu oluyorum. Varsa ilgilenecek olan arkadaşlar, belki yarınlarda burada da görürüz onları, mutlu oluruz. Tabii. Ya tabii bir open source contributor olmak çok önemli. Bu arada hakikaten hani hazır mevzusu açılmış ya, ben öyle bir contributor değilim bu arada. Hani nasıl diyeyim? Daha çok işte bu tip konulardan bahsetmeyi, biraz daha hani işte spreading the word, yani teknolojileri paylaşmak tarafına daha çok kayıyor benim yaklaşımım. Böyle hardcore bir coder değilim yani. Hiçbir zaman olmadım. Hani yazılımcılık hardcore yazılımcılık yaptım ama var mesela, takip edebilirsiniz. Bizden Ali Ok var. Şu an bu konudan çok bağımsız üzerinde çalışıyor. Siz tanıyorsunuzdur bu arada. Daha önce Java'da İstanbul'a gelmişti. Şu an projesine geçti o mesela. Serverless Kubernetes var ya. Yorgunluğuma verin ya. Hatırlayalım. Dilim unuttu, gelmedi aklıma. K-Native. Evet. Sanırım değil mi? Yorgunluktan kusura bakmayın. K-Native projesine geçti. Dolayısıyla o da open source, o da GitHub üzerinde hani bayağı bir yapıyor, contribution yapıyor. Varsa böyle fikriniz, ne bileyim, Dibuzum'a contribute edeyim, Knative'e edeyim, kesinlikle yardımcı olur. O çok daha sağlam bir open source contributor'dır. Onun dışında işte Dibuzum tarafında Gunnar var, Red Hat'ten arkadaşım. Gunnar da en son Java'da İstanbul'da uzaktan yaptığımız etkinlikte konuşma yaptı. Yazayım adını. Herhangi bir şekilde ben uzmanı değilim. Yani hani nasıl diyeyim, Dibuzum uzmanı değilim ama o arkadaş Dibuzum'u yazan arkadaşlardan, adını yazayım. Bunlar Morlink olması lazım. Bu arkadaşı da takip edin kesinlikle Twitter üzerinden ve iletişime geçin mutlaka, eğer böyle bir fikriniz varsa Dibuzum tarafına contribution yapayım vesaire diye. Kesinlikle yardımcı olacaktır. Onun haricinde de bir bakın isterim ya. Streams projesi de çok mesela iyi bir proje. Yani operatör paternini hakikaten çok iyi uyguluyorlar. Bu arada Java ile yazıyorlar operatördür. Yani bu Fabricate.io diye bir Kubernetes client'ı var. Kubernetes client'ını, Vertex'i, senin konulardan biriydi galiba hocam. Ben uzman değilim Vertex'te çok. Vertex'i hani içeride paralel processing yaptırabilmek için birden fazla custom resource uygulayacaksın. Genelde orada kullanıyorlar. Bayağı başarılı bir implementasyon. Bakabilirsiniz. Streams projesine de bakın abi. Tekrar yazayım biraz adı, çünkü karıştırılabiliyor. Soru da gelmiş. Bir soru da gelmiş. Dibuzum için Oracle konektör var mı? Hiç Oracle bahsi geçmiyor. Bahsi hiç geçmedi. Oracle Connector'ı bildiğim kadarıyla yok. Roadmap'te de yok sanırım ya. Bir sorarım Gunnar'a ama olduğu için. Orada araya girebilirim. Bilmiyorum ama. Buyur hocam. Debezium Oracle'la yani orada çok kritik bir nokta var abi. Debezium Oracle'la kullanabiliyorsun. Kullandım ben hatta. Yalnız Oracle orada çok bir oyun yaptı. Burada vardı. Enable Golden Gate Replication diye bir tane parametre açmak zorunda kalıyorsun. Database üzerine. Yani database'in logunu okuyor ya sonuçta Debezium. Kafka'ya. Ama o parametre de öyle galiba. MS SQL'de de benzer bir durum var. Ama MS SQL open source. SQL Server'da yani. SQL Server'da da sıkıntı yok. Ama Oracle o parametre için lisans parası alıyor. Çünkü Oracle'ın da kendi ürünü var, Golden Gate diye. Pahalı cana bir ürün hem de. Onu Oracle'la konuşmak lazım. Tam bir şeyin adını söyleyeyim. Ya o zaman anladığım, benim yazmışlar. Connector'ı vardı. Oracle sonradan herhalde bununla ilgili sıkıntı çıkardığı için muhtemelen
şu an yok gibi lanse ediliyor. Çünkü bu hani benim kullandığım kaynaklarda yeni kaynaklar ve hiç Oracle Connector'ından bahsetmiyoruz bile. Veya hani başka bir vendor diye de olabilir. Bilmiyorum. Dolayısıyla şey yani, buyur hocam. Şeye attım, chat'e attım bir tane. Bu parametreyi enable etmek gerekiyor şey için. Oracle'dan okumak için. Yani şöyle, Debezium ilk çıktığında Oracle için zaten şeydi. Yani deneme sürümü gibi bir şeydi hani onu kullandığımda. Ona rağmen güzel çalışıyordu. Sıkıntı yoktu. Ama işte şeyde sıkıntı var. Yani hakikaten Oracle, yani her database gibi hani demiştik ya, Teradata bunu kapattı hani şeye. Loglarına erişimi. Oracle kapatmadı ama şimdi ekstra para istiyor artık yani bu loglara erişim için. Evet. Bizim yani CDC kapsamında yazdıklarım, onun haricinde de şimdi şeyden tekrar baktım, Divizium tarafında da. Büyük ihtimalle ya bizim kaynak eski kalmış ya da Red Hat CDC başlığı altında bahsediliyor olabilir. Şeyleri attım bakın arkadaşlar. Dediğin gibi hocam, Oracle da var orada. DB2 çok yeni. Dolayısıyla hani oradaki şeyi bilmiyorum. Çünkü bizim tarafta tek preview. Da Oracle şeyi hiç geçmiyor. Belki bu söylediğin mevzulardan kaynaklanıyor olabilir. Kesinlikle öyle. Bir şey problem. Yani bütün büyük database vendor'ı şey yapıyor. Yani engellemeye çalışıyor. Çünkü hepsinin evet, kendi ürünü var yani. O yüzden transaction.com'dan okumak da böyle şeyleri İşte yani en başından dedik ya, aslında implementasyon hani gidip okuyacaksın, adam izin vermezse okuyamıyorsun. Teradata'daki sizin dediğiniz muhabbet. Dolayısıyla belki hani şey olabilir, işte open source database'leri kullanıp, zaten o yüzden hani MySQL'i, MongoDB de tam modelini değiştirdi. Gerçi oradaki mevzu da ayrı da, belki onunla ilgili de sıkıntı yaşanmıştır bilmiyorum. İşte Postgres'i, SQL Server, DB2'su hani kısmen daha kolay olur herhalde orada IBM konusundan ötürü, Cassandra vesaire. Yani biraz şey bir olay, işte implementasyonunu database native yapman lazım. Database native dünyada da senin bu dediğin sıkıntılar ortaya çıkıyor. Adam buradan sen yaptırma, bunu ben işte kendim şu ürünü koyacağım diyebiliyor. Biraz da daha önce dediğimiz gibi vendor savaşları, product savaşları abi. Ya kesinlikle hani ya bu arkadaşların ürünleri öyle hani şey 3-5 bin dolar da değil. Yani 300-500 bin dolar kor başına kestikleri için şeyi, faturaları. Yani oradan gelecek olan kaybı onlar için önemli olduğu için bayağı şey yapıyorlar, engelliyorlar. Doğru. Tabii şey oluyor oradan, bir o database'den bir kaçış stratejisi gibi bir şey oluyor baktığın zaman. Hani tabii. Strangler pattern'i aslında database için de kullanabiliyorsun baktığın zaman. Hani monolit bir database'in var. Mongo kullanacaksın veya başka bir şey kullanacaksın abi. Direkt hani bir taraftan diğer tarafa verileri, işte diğer tarafta sadece read yap. Aynı mantık aslında. Daha sonra diğer tarafı, Oracle tarafını kapatıp veya kısmen kapatıp çeşitli tabloları belki kullanmayıp atıl bırakıp diğer tarafı nihayetinde veriyi akıtıp oraya artık read'i geçirebiliyorsun. Dolayısıyla evet, yani şimdi şeyi daha iyi anlıyorum. Hani DB tarafında da yapılabilecek bir şey bu ve aslında büyük risk şeyler için, vendorlar için, hani database vendorları için söyleyeyim. Ya doğru. İşte ben şimdi şey de isim vermeden de söyleyeyim hani hangi vendor'ı kullandığımız, ama hani büyük bir şey veri tabanından işte NoSQL'e data akıtıp aynı o söylediğini read'leri NoSQL'e yönlendirdik yani hani ve database'de mesela atıyorum 120 core'luk lisans alacağımıza, yani abartıyorum da yani 20 core'luk lisans aldık yani gibi. Evet, evet, aynen. Ve atıyorum işte relational kullanıyorsundur. Gidip bir NoSQL yapısı kullanacaksındır vesaire. Orada bile bir şey, ayrı bir avantaj ortaya çıkıyor. Yani ya öyle. Write'lar gene database'e gidiyor. Ona yapacak bir şey yok ama hani e-ticaret zaten %80 read yani hani. Doğru, doğru. Sen hangi firmada çalışıyordun hocam? Bu arada nerede yapıyorsunuz bunu? Şey, ya kendi şirketimiz var, danışmanlık veriyoruz. Kendi, tamam. Aha, aynen. Tamam. Yani birkaç e-ticaret şirketinde de yaptık yani. Hani. Şeyi yazsanız aslında, mesela Divizium şeyiniz varsa, deneyiminiz, bence mesela
Yine işte Gunnar'la falan da şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Çok değerli buluyorlar böyle şeyleri. Hem o kullanan firmalar şeyini ekleyebiliriz, hem de bu deneyimi Divizyum'un bloğuna yazabilirsiniz bu arada. Yani şöyle kullandık, böyle kullandık diye. Veya hani kendi bloğunuz varsa oraya yazıp öyle de Oradan yani paylaşılabilir. O da bir mesela community contribution, işte konuşuyorduk ya. Hani doğru hakikaten hatta bizden çok büyük yani bir şey. Hani şeyle olan bir vendor database'inden başka tarafa kullanıp öteki tarafı sadece read için kullanmak. Mesela çok şey bir pattern, Strangler pattern'inin birebir database için kullanılmış hali. Bununla ilgili bir yazı ortaya çıkabilir. Ben olsam, yani o deneyime sahip olsam bu tarafta şey yaparım açıkçası. Türkiye'de bizim müşteriler arasında çok kullanan yok açıkçası. Yani şey olarak yok. Hani nasıl diyeyim? Kafka tarafı daha aktif şu dönemde. Divizyum biraz daha hani böyle artık şey nasıl diyeyim? Paternleri, use case'leri konuştuk ya, işte o use case'lerin ortaya çıkması lazım. Biraz daha böyle nokta atış bir ürün baktığınız zaman. Sizin de tam o nokta atış aslında şey olmuş, uymuş yani. yani Evet. real time'da mecbur. Hani şeyi filan click stream datasını filan zaten Kafka'dan ya zaten Kafka'ya yazıldığı için hani Kafka Streaming, Kafka SQL ya da işte ne bileyim Flink'le, Flume'la direkt Hadoop S3'e orada Evet, beyler, hani muhabbetiniz çok güzel ama soruyu bayağı açtık. doğru. Araya girip istemedim ama Ergen Bey, teşekkür ediyorum ben de Yo ben teşekkür ederim. katkılarım. Saat 8:30 oldu doğru. Evet, Artık farkında varmadık, kusura bakmayın. estağfurullah sonlandıralım. Eğer başka bir soru Tamam. yoksa şöyle bir bakayım chat'e tekrardan. Hocam Kemal hanım, ben ama güzel bir hocam size ya diyor. gidiyorum. Peki Kemalciğim o Söyleyeyim. zaman ben müsaadenizle ayrılayım. Siz devam edin. Öyle öyle de olur. Kısmen Hocam konu sorun. dışı bir sorum. Hanım Kısmen diyor keser konu dışı sonra bizi hocam. bir sorum. Oğuz Bey bir soru sormuş. Kafka ve benzeri ürünlerde örneğin Redpanda, Zookeeper'dan uzaklaşma söz konusu. Bu konuda yorumlarınız olabilir mi diye sormuş. Yani şey Zookeeper'da bildiğim kadarıyla bağımlılığı da ortadan kaldırmaya dönük bir projeksiyonları evet, var bir ürünler için. aynen KIP 500'dü sanırım, bir şey var, issue var onunla ilgili. Bu büyük bir, hani bu roadmap issue'su gibi, bir story gibi düşünün bunu. Ve şey, bunun altında işte community tarafında çalışma yapılıyor, biliyorsunuzdur onu zaten. Bizim tarafta da aslında çok büyük bir iş olduğu için community'ye contribute eden arkadaşlar zaten bunu Apache Kafka üzerinde yapıyorlar. Red Hat tarafı için söylüyorum. Bizdeki AMQ Streams kırılımında işte Streams veya Pure Kafka da sağlıyoruz. O Pure Kafka'nın içinde de hani community versiyonunda neler varsa, tabii ekstra şeyler var. Hani ne bileyim, nasıl diyeyim? Örneğin işte yani farklı şeyler var. Hani nasıl anlatabilirim? Mesela şey üzerinden bunu exporter'la şeylere bakmanız lazım ya. Exporter'da bazı verileri inceleyeceksiniz. Bunların kendi içinde geliyor. Hani eklentiler var ama Pure Kafka kısmı hani şey değil. Yani Reddit'in bunun üzerine bizim tarafta özellikle yaptığı bir çalışma yok. Çalışma community tarafında. O da zaten halihazırda başlamış vaziyette. Streams'de bunları kullanıyor. Mesela son Kafka versiyonunda şey geldi. Son versiyonlarda diyeyim. Hangisi önce geldi onu hatırlamıyorum çünkü. İşte önce veya sonra Zookeeper, eskiden TLS yoktu. Zookeeper TLS geldi. Biz Streams'de yanına Sidecar container koyuyorduk TLS yapabilmek için. Onu kaldırdık son Streams'i versiyonunda. Onun haricinde işte brokerların şeyi geldi. TLS mevzusu geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yanında bir sidecar vardı, onu kaldırdık gibi. Yani çok pardon, şu telefonu şöyle koyayım. Yani işte community tarafında hangi değişiklik olursa, ki bizim arkadaşlar da dediğim gibi oraya contribute ediyor. Orada birlikte çalışılıyor. Zookeeper konusu basit değil abi. Yani birçok şeyi hala orada tutuyoruz. Sıkıntı o. Hani ACL'lerden tut şeye kadar. Hani
offsetleri kurtarmışlar zamanında kısmen kolay diye. Ama hakikaten o AC'li taşımak bilmem ne, bir sürü data tutuyoruz orada. Tamamen bağımsız olmak ve işte bunu topiklerde tutmak da ayrı bir zanaat. Çünkü kısır döngü gibi, yani aslında kendi şeyini kendinde tutuyorsun. O başladığı noktayı hakikaten merak ediyorum onu. Çünkü bir yerde onu başlatmamız lazım. Server'ı start ettik. Bir yerde dönüp yazması lazım ve server available değil gibi düşünün yani onu. Orada da farklı stratejiler vardır. Şeylere bakmadım açıkçası, kodlara. Özetle hani şey yok. Zookeeper'dan uzaklaşma var. Ama community takibinde. Bizim tarafta özellikle yapılan bir şey yok. ARQStreams veya Streamzy kapsamında. Pure Kafka neyse, üzerine işte o şeyleri kullanarak, o exporter'ları vesaire koyarak onu kullanıyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ettim. Kendi adıma çok istifade ettiğim bir oturum oldu. Benim Streamzy ile ilgili ufak bir deneyimim oldu. Diffusion'a bir türlü bakamamıştım. Bu vesile güzel bir introduction oldu benim için. Umarım arkadaşlarımız için sevindim. İnşallah faydalı olmuştur. Ya yani bu bir şey arkadaşlar, süreç. Hani ben mükemmel biliyorum diye çıkıp hakikaten anlatmadım. Çünkü mükemmel bilmiyorum. Kimse bence bir şeyi mükemmel bilemez. Maksat şeydi burada. Mesela işte hocamla konuşurken farklı şeyler öğrendik. Bilgi alışverişini yapmaktı. Ben kısmen bildiğim şeyleri aktarmaya çalıştım. Hazırladığım demoyu paylaşmaya çalıştım. Sizlerden başka bilgiler öğrendim. Güzel oldu. Yani ben de kendi adıma çok faydalandım. Teşekkür ederim dinlediğiniz ve bilgi alışverişinde bulunduğunuz için ve Hüseyin Hocam, sizlere de Taner Hocam çağırdığınız için. Biz tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. İnşallah yine başka etkinliklerde yine birlikte oluruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz o zaman herkese. Başka İyi akşamlar dilerim. Yine görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.